Das yok. Sağ. Gazeteciler izleyicilerine haber ulaştırmak için çalışır. Washington'daki Newsium basın müzesi ölen gazetecileri anma listesine geçen yıl görev başında öldürülen 82 gazeteciyi ekledi. Foto muhabiri Ahmet İsmail Hasan El Samadi Bahreyn'de hükümet karşıtı bir gösteriyi izlerken vuruldu. Ölümünden kimse sorumlu tutulmadı. Babası İsmail elinde oğlunun öldürülürken kullandığı kamerayı tutarken şunları söylüyor. Umudum her şehit gazeteci için adaletin yerine gelmesi. Bu yıl ve daha önceki yıllarda ölen herkes için. Umarım adalet eninde sonunda yerini bulur. Amerika'nın Sesi Radyo muhabiri Mükerrem Han Atıf'ın son yayınlarından biri. Atıf Pakistan'da bir camide namaz kılarken silahlı kişiler tarafından öldürüldü. Mükerrem Han Atıf, Voice of America Radio şapkadır. Atıf, Newsium'un duvarında adları yazılı olan 2200 gazeteciye katıldı. Hepsi de basın özgürlüğü olmayan ya da savaş yaşanan ülkelerde mesleklerini icra ederken öldürüldü. Suriye geçen yıl 29 ölümle gazeteciler için en tehlikeli ülke oldu. Amerikan NBC televizyonu muhabiri Richard Engel bu tehlikeyi çok iyi biliyor. Kendisi ve ekibi geçen yıl Suriye'de kaçırıldı ve 5 gün sonra kurtarıldı. Engel o günleri şöyle anlatıyor. Suriye'de bazı bölgeler bir grup tarafından kontrol edilirken bazıları başka bir grubun elinde. Başkent hala hükümetin kontrolü altında. Bir yerden diğerine giderken kime güveneceğinizi, kimin size güvenli geçiş sağlayacağını bilmiyorsunuz. Korkum, Suriye gelecek yılda bu listenin başında kalacak. Geçen yıl ikinci en tehlikeli ülke 12 ölümle Somali oldu. Somali'yi Brezilya ve Pakistan izledi. Bu gazeteciler 1837'den beri öldürülen meslektaşlarının sıralandığı Newsium listesine katıldı. Richard Engel'a göre bu gazeteciler masa başında değil, savaş alanında haber yazarken ya da kamerayla çalışırken ama sevdikleri işi yaparken öldürüldü. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.